Herkese merhabalar. Kıbrıs'tan yola çıktık, denizler, dağlar, tepeler açtık. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine uzun yollar kat ettik ve sonunda bu güzel köye vardık. Yediklerimiz, içtiklerimiz şöyle dursun, burası doğasıyla, havasıyla, serin sularıyla gerçekten harika bir köy. Şimdi gelin Amasya'nın Sarımeşe köyünde çekilen birbirinden güzel görüntüleri birlikte izleyelim. İyi seyirler. Amasya ve Tokat'ın Turhal ilçesi arasında yer alan Sarımeşe Köyü. Sarımeşe'nin tarihini öğrenebilir miyiz? 50'li yıllarda biz okula giderken köyün ismi Efteköy'üydü. Ben Almanya'ya gittikten sonra bu köye bir vali gelmiş. Bakmış ki etrafta meşelikler var, sarımeşeler var. Demiş ya bu köyün ismini değiştirelim demiş, Sarımeşe olsun demiş ve ondan beri Sarımeşe olmuş yani. Mazisi böyle. Yaklaşık 20 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Severek yaptığım bir meslek. Köyü bırakıp gitmedim. İşte hayvanlarımız burada. Kalan boşluklardakilerde sığır sürüyoruz, dağa sürüyoruz. Bahar oldu mu yayılıyorlar dışarıda. Kendileri dışarıda idare ediyorlar. Sabah akşam yem vermiyoruz. Sadece içerideki kalan buzağlara, doğum yapacak olanlara veriyoruz. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hayvancılık dışında başka bir uğraşınız var mı burada? Çiftçilik yapıyoruz. İşte ekin ekiyoruz. Arpa, buğday destekli hayvanlara endeksli olarak hayvancılığın dışında. Bunlarla uğraşıyoruz. Kavak ağaçlarının himayesinde saklı bir cennet gibidir sebzelerin yetiştirildiği bahçe altı. Her yıl geleneksel olarak bahar aylarında köy pikniği yapılmaktadır. Köyde iki cami, bir ilköğretim okulu ve sağlık evi bulunmaktadır. Bu civarda toprağı, arazisi en güzel olan Sarımeşe köyüdür. Yani civar köyler böyle bir şansı yoktur. Sarımeşe toprağında her şey yetişir. Şeker pancarı hala ekiliyor. Ama şu an insanların çoğu hayvancılık yaptığı için hayvana da yem lazım oluyor. Ekin ekiyor, yılaf ekiyorlar, işte buğday, çavdar ekiyorlar ve böylece hayvanların yemini böyle zirada çıkarmış oluyorlar.
Yemenin düştü yere çiçekleri solacak. Yavrum hep gurbettesiniz. Bizim halimiz ne olacak? Su bağladım kamışa, su ne desin yanmışa. Umacan mı dayanıyor? Yavrula ben ayrılmışa. İstanbul gemileri hem ireli hem geri. Şen olasın İstanbul, ussuz koydun eyleri. Hep koştu gittiler yavrum, kimse kalmadı. Köyün suyuna, taşına, toprağına bir başkalık, bir karakter yüklemiştir doğa. Öyle ki Sarı Meşe Köyü'nün zengin florasını izlemeye doyamazsınız. Tek bir söz anlatır bazen. Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu topraklarda ninelerimizi, dedelerimizi, gençliğimizi geride bırakıp ekmek kavgası uğruna terk ettiğimiz bu topraklara duyulan özlemi. Tek bir söz, sıla hasreti. Yaban elde, gurbette yaşayanlar daha çok hissederler bu sıla hasretini. Ve hep bir umudumuz var. Şairin de dediği gibi orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Amasya Sarı Meşe Köyü. Bir gün Amasya'ya yolunuz düşerse bu güzeller güzeli köyü ziyaret etmeyi unutmayın.